Multitek Teknoloji cihaz tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye distribütörü olduğumuz Aynio markasının AN9638HC model kapsamlı elektriksel güvenlik test cihazımızı tanıtacağız. Cihazımız elektriksel güvenlik testlerinden olan AC yüksek gerilim, DC yüksek gerilim, yalıtım direnci ve topraklama direnci testlerini yapabilmekte. AC yüksek gerilim kapasitesi 5 kV 100 mA, DC yüksek gerilim kapasitesi 6 kV 20 mA, yalıtım direnci testi kapasitesi 2,5 kV 50 GΩ ve son olarak topraklama direnci testi kapasitesi 32 A 600 mΩ'dur. Cihazımızın yanında topraklama direnci testi için 2 adet kırmızı ve siyah renkli topraklama probu, yüksek gerilim testi için 1 adet yüksek gerilim probu, 1 adet güç kablosu, uzaktan start stop için start stop butonu gelmektedir. Cihazımızın kablo bağlantılarına gelecek olursak, cihazımız 220 volt AC gerilim ile çalışmaktadır. Burada gördüğünüz kısma cihazımızın güç kablosunu bağlamalıyız. Cihazımızın güç kablosunu bağladıktan sonra topraklama testini yapacağımız problardan kırmızı olanı alıyoruz. Ucu kalın olan probumuzu kör artı kısmına, ucu ince olan prob girişimizi sens artı kısmına, daha sonra siyah olan topraklama testi için kullandığımız probumuzun ucu kalın olanı kör eksi kısmına, ucu ince olanı sens eksi kısmına bağlıyoruz. Yüksek gerilim testlerini yapabilmemiz için gereken probu alıyoruz. Probumuzun uygun girişini cihazımızın arkasında bulunan uygun girişe takıyoruz. Son olarak eğer isterseniz uzaktan start stop için olan butonumuzu alıyoruz. Signal input kısmının en sağına gördüğünüz gibi takıyoruz. Cihazımızın test yapmak için gerekli olan bağlantıları burada gördüğünüz gibidir. Daha sonra cihazımızın testlere hazır hale gelmiş oluyor. Cihaz ekranında test için gerekli parametrelerin ayarlanmasına gelecek olursak, cihazımızı burada gördüğünüz power tuşuna basarak açıyoruz. Cihazımızı açtığımızda da karşımıza ana menümüz çıkıyor. Ana ekranımızda bulunan menüde test kısmı için gerekli test ayarlamalarını yaptıktan sonra test ekranına gireceğimiz bölüme F1 tuşuna basarak ulaşabiliyoruz. Ana menüden F2 tuşuna basarak select kısmına giriş yapabiliriz. Karşımıza çıkan menüde 50 adet test grubu oluşturabileceğimiz ve kaydedebileceğimiz menümüz karşımıza çıkıyor. Burada test gruplarına isim verebiliyoruz. Test gruplarına isim verebilmek için name yazan F3 tuşuna basıyoruz. İstediğimiz ismi verebiliyoruz. Müşterilerimiz genelde bu kısımda test yapmak istedikleri cihazın adını giriyorlar. Örneğin soğutucu grubu veya buzdolapları şeklinde. Buraya istediğiniz ismi cihazın ön yüzünde bulunan tuşları kullanarak tuşlu telefonlarda mesaj yazar gibi test grubuna isim verebilirsiniz. Örneğin biz Multitek ismini şimdi cihazımıza, test grubumuza verelim. Yazma işlemini bitirdikten sonra Enter tuşuna basıp kaydediyoruz. Daha sonra bu menüden Exit tuşuna basarak çıkıyoruz. Ana menümüzde bir diğer menümüz olan Edit menüsüne F3 tuşuna basarak giriş yapıyoruz. Bu menü yapmak istediğimiz testleri yapmak istediğimiz sıraya göre seçip test için gerekli parametrelere gireceğimiz menüdür. Ekranın sağında bulunan Edit menüsüne F3 tuşuna basarak girdiğimizde karşımıza 3 adet seçenek çıkmakta. Bu seçeneklerden ilki HiPod, ikincisi IR, üçüncüsü GB'dir. İlk olan HiPod testimize F1 tuşuna basarak giriş yapıyoruz. Burada gördüğünüz iki seçenekten ACW, AC yüksek gerilim testi, DCW, DC yüksek gerilim testidir. Bu testlerimizi eklemek için hangisinin eklemek istiyorsak onun yanında bulunan AC yüksek gerilim eklemek için F1 tuşuna, DC yüksek gerilim testini eklemek için F2 tuşuna basmamız gerekmekte. AC yüksek gerilim eklemek için F1 tuşuna basıyorum. AC yüksek gerilim testi gördüğünüz gibi sol tarafta bulunan test ekranımıza geldi. Daha sonra başka bir test eklemek için bir alt satıra ok tuşlarını kullanarak iniyorum. Ve yine edit menüsüne giriyorum. Buradan tekrar aynı adımları işleyerek DC yüksek gerilim testini de ekliyorum.
Sonra ok tuşlarını kullanarak bir alt satıra iniyorum ve F3 tuşuna basarak tekrar diğer testleri eklemek için edit menüsüne giriyorum. Burada gördüğünüz IR, izolasyon direnci testi için eklememiz gereken F2 tuşuna basarak ekliyoruz. Daha sonra ok tuşlarıyla bir alt satıra iniyoruz ve edit menüsüne tekrar giriyoruz. Burada gördüğünüz GB, topraklama direnci testi için eklememiz gereken F3 tuşuna basarak ekliyoruz. Tekrar alt satıra indiğimiz ve edit menüsüne girdiğimizde ise burada bir F6'da bulunan wait, yani bekleme fonksiyonumuz var. Testlerimizin arasında eğer bekleme olmasını istiyorsak F6 tuşuna basıyoruz ve bekleme süresi ekleyebiliyoruz. Cihazımızda bulunan testlerin hepsini test ekranımıza ekledik. Cihazımız test yaparken yukarıdan aşağı doğru sıralı bir şekilde testleri yapacaktır. Eğer testlerimizin arasında bir bekleme eklemek istiyorsak testlerimizin arasına wait fonksiyonunu eklememiz gerekmektedir. Şimdi testlerimizin parametrelerini ayarlamaya gelecek olursak, ok tuşları yardımıyla test parametrelerini ayarlamak istediğimiz testin üzerine geliyoruz. Daha sonra sağ ok tuşuna basarak biz yukarıdan aşağı doğru test parametrelerini anlatacağız. En yukarıda AC yüksek gerilim testine gelecek olursak sağ ok tuşuna basıyorum ve test parametrelerine geçiyorum. Burada gördüğünüz Vout test yapmak istediğimiz gerilimi belirtmekte. Imax maksimum kaç miliampere kadar ölçüm yapacağız? Bu değerden yüksek bir ölçüm yaparsa cihazımız test yaptığımız numunemizi testten bırakacaktır. Imin minimum kaç miliampere kadar ölçüm yapmak istediğimizi girebileceğimiz alandır. Buraya girdiğimiz değerin altında ölçüm yaparsa cihazımız ürünü testten bırakacaktır. T test test süremizi belirler. T ramp U out da belirttiğimiz gerilime kaç milisaniyede çıkacağını buradan gireriz. T fall test geriliminden sıfıra inme süresini girebiliriz. Arc algılama hassasiyetini ayarlamak için kullanılır. 0 arc algılamazken 9 çok hassas bir şekilde arc algılamasını sağlar. Frekans, frekansımızı girdiğimiz kısımdır. Offset, test ölçümünde ölçüm sonucuna test probları dahil edilsin mi, dahil edilmesin mi buradan değiştirebiliriz. Paralel, cihazımızda AC yüksek gerilim ve toprak süreklilik testini paralel bir şekilde yapabiliriz. Paralel yapmak istiyorsak bunu 10 konumuna getireceğiz ve toprak süreklilik testini AC yüksek gerilim testinin önüne getirirsek ikisini aynı anda yapabilir. Uğraşıyoruz. Cihazımızın sistem ayarıdır. Değiştirilmesine gerek yoktur. Şimdi ok tuşları yardımıyla DC yüksek gerilim testinin ayarlarına geliyoruz. DC yüksek gerilim testinin ayarlarına da burada gördüğünüz şekilde sağ ok tuşu yardımıyla geçiyoruz. Burada gördüğümüz ayarlardan AC yüksek gerilim ayarlarıyla aynı olup farklı olarak burada şarj, cihazınızda kapasitör kullanıldıysa kapasitörün şarj esnasında oluşturabilecek akımları algılamasını engellemek için gerekli akım değerini girdiğimiz kısımdır. Ramp up, gerilim yükselme esnasında oluşacak olan kaçak akımların teste dahil edilmesini isterseniz buradan ayarlama yapabilirsiniz. TDVL, gerilim pik noktasında bekleme süresini buradan ayarlayabiliriz. Daha sonra izolasyon direnci testi için gerekli ayarlamaları yapacak olursak ok tuşlarını kullanarak yine aynı şekilde ayar ekranına geliyoruz. Burada gördüğünüz Vout kaç voltta test yapmak istediğimizi girdiğimiz alandır. Ok tuşları yardımıyla aşağı doğru devam edecek olursak Rmax maksimum kaç ohm ölçüm yapmasını istiyorsak o değeri giriyoruz. Genelde bu testin sonucunun olabildiğince yüksek çıkmasını istediğimiz için maksimum bir değer girmeyiz. Rmin minimum ölçüm direnç değerini giriyoruz. Bu değerin altında bir sonuç alırsak cihazımız ürünü bu testten bırakacaktır. TDVL test süresini göstermektedir. T-Ramp Vout kısmında girdiğimiz gerilime kaç saniyede ulaşmasını istediğimizi girdiğimiz alandır. T-Fall belirlediğimiz gerilimden inme süresini, sıfıra inme süresini girdiğimiz alandır. Offset ölçüm probunun test sonucuna dahil edilip edilmeyeceğini girdiğimiz alandır. Şarj DC yüksek gerilimde olduğu gibi cihazınızda kapasitör kullanıldıysa kapasitörün şarjı esnasında oluşabilecek akımların algılanmasını engellemek için gerekli akım değerini girdiğimiz kısımdır. Paralel cihazımızda toprak süreklilik testi ile izolasyon testini aynı anda yapabilmek için paralel kısmını 10 yapıyoruz ve toprak süreklilik testini
izolasyon direnci testinin önüne yerleştirirsek ikisini aynı anda yapmış oluruz. Daha sonra toprak süreklilik testinin ayarlarına gelecek olursak yine aynı şekilde ayarlar kısmına giriyoruz. Burada gördüğümüz E-out testimizi kaç amperde yapmak istediğimizi gireceğimiz kısımdır. En fazla 32 ampere çıkabilmektedir. R-max maksimum kaç miliohm ölçüm yapmasını istediğimizi buradan giriyoruz. R-min minimum kaç miliohmda ölçüm yapmasını istiyorsak buradan giriyoruz. T-test test süresini girdiğimiz kısım, frekans kaç herzde yapmasını istiyorsak buradan değiştirebiliriz. Offset probların direncini ölçüm sonucuna dahil edilmesini istiyorsak bu seçeneği 10 konumuna getiriyoruz. Bir alt satıra indiğimizde mod ölçüm sonucunu gerilim ya da direnç olarak görebiliyoruz. İstediğiniz şekilde sonuç alabilirsiniz. U open açık devre gerilimini buradan belirliyoruz. Paralel diğer testlerimizde toprak süreklilik testini paralel yapmak istiyorsak 10 konumuna getiriyoruz ve toprak süreklilik testini diğer testimizden önce yerleştiriyoruz. Yine son olarak weight fonksiyonuna gelirsek buradan testlerimiz arasında ya da öncesinde bekleme eklersek buradan süreyi girebiliyoruz. Testlerimiz için gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra exit tuşuna basarak ana menüye dönebiliriz. Test parametrelerini istediğimiz gibi girdikten sonra ana menüye döndük. Ana menümüzde sistem F4 tuşuna basarak sistem menüsüne giriyoruz ve cihazımızın ayarlamalarına geliyoruz. Cihazımız burada volüm kısmı, numunemizin testten kalması durumunda ses çıksın mı çıkmasın mı onu seçebildiğimiz yer. Password cihazımıza şifre koymak istersek buradan şifre koyabiliyoruz. Fail mod ürün testten kaldığında diğer testlere devam etsin mi yoksa dursun mu belirlediğimiz kısım. Ve start yüksek gerilim testinde cihaz test geriliminin belirli bir yüzdesine set edebilir. Bunu istiyorsak buradan bir yüzdelik dilim girebiliriz. Luminance ekran ışık ayarı, dem ekranın renk ayarı, language cihazımızın dilini seçtiğimiz kısım, comset cihazımızı güç kaynağı ile birlikte kullanırsak buradan adres seçiyoruz. Result test sonuçları grup olarak mı yoksa tek tek mi gösterilsin buradan belirliyoruz. Cihazımızda tarih ve saati ayarlayabiliyoruz ve son olarak versiyon kısmı cihazımızın modelini belirtmektedir. Yine bu menüden exit tuşuna basarak ana menümüze dönüyoruz. Son olarak F5 butonunda bulunan opsiyon menüsünde anlatacak olursak data save cihazın önünde bulunan USB girişine USB taktığımızda verileri USB'ye kaydetmek istersek buradan 10 konumuna data save kısmını getirmemiz gerekiyor. PLC cihazımızı PLC'ye bağlamak istersek buradan ayarlamalarını yapıyoruz. Cihazımıza barkod eklemek istersek barkod kısmından modumuzu 10 konumuna getiriyoruz. Ctlog cihazımızı sadece uzaktan başlatmak istediğimizde bu komutu seçiyoruz. External card cihazımıza harici bir kart takmak istersek buradan ayarlamalarını yapabiliyoruz. Yine bu menüden de exit tuşuna basarak ana menümüze dönebiliyoruz. Cihazımızın ana menüsünde bulunan bütün alt menüleri tanıttığımıza göre şimdi cihazımızı bir ürün üzerinde test edelim. Teste başlamak için ana menüdeki F1 tuşundan test kısmına giriyoruz. Test kısmına girdiğimizde daha önceden ayarladığımız testler yukarıdan aşağı doğru sıralı bir şekilde geliyor. Şimdi ürünümüzün testleri yapabilmesi için gerekli bağlantılara gelecek olursak yüksek gerilim probumuzu alıyoruz. Elektrikli ısıtıcımızın faz ve nötrüne temas edecek şekilde gördüğünüz gibi bağlıyoruz. Daha sonra topraklama testini yapabilmesi için kırmızı olan toprak probumuzu alıyoruz. Ürünümüzün fişinde bulunan toprak kısmına temas edecek şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde bağlıyoruz. Son olarak siyah ölçüm probunu alıyoruz. Ürünümüzdeki iletken kısma temas edecek şekilde bağlıyoruz. Test yapabilmek için gereken bütün bağlantıları tamamladığımıza göre şimdi cihazımızı testini başlatıyoruz. Start tuşuna bastığımızda testleri yapmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı sıralı bir şekilde bütün testlerimizi yapıyor. Elektrikli ısıtıcımız girdiğimiz parametreler içerisinde değerleri elde ettiği için burada gördüğünüz PES yani geçti kısmı yeşil olarak yandı ve ürünümüz yaptığımız testlerden geçti. Şimdi ayarlamaları değiştirerek ürünümüzü bir testten
bırakalım. Edit menüsüne giriyorum. Topraklama testinden bırakacak olursak, topraklama testinde maksimum ölçüm direncimizi 100 mOhm olarak girmişiz. Bunu 10 mOhm olarak değiştiriyorum. Kaydediyorum. Tekrar test menüsüne geliyorum ve tekrar start tuşuna basarak testleri tekrar sıralı bir şekilde yaptırıyorum. Gördüğünüz gibi fail kaldı şeklinde cihazımız bize alarm verdi. Çünkü topraklama testinde maksimum ölçüm direncini 10 mOhm olarak girmiştik ve elektrikli ısıtıcımızın ölçümü 56 mOhm olarak çıktı. Belirlediğimiz değerden fazla olduğu için cihazımız ürünü testten bıraktı. Siz de gerekli test parametrelerinizi numunenize göre belirleyip cihazlarınızı güvenle ve doğru sonuçlarla test edebilirsiniz. Bugün sizlere Türkiye distribütörü olduğumuz Anyo markasının kapsamlı elektriksel güvenlik test cihazı 9638HC model cihazımızı tanıttık. Bir başka videoda görüşmek üzere, bizi takip etmeye devam edin.